Irak'ın aydınlık yüzü, Türkmeneri Televizyonu, Ankara stüdyolarından hepinize merhaba efendim. Eğitim Varsa Gelecek Var programından ben Seçkin Akyün, değerli yayın ekibi arkadaşlarım, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Umuyoruz ki iyisiniz, her şey gönlünüzce. Evet, sevgili Türkmeneli Televizyonu izleyicileri ve Türkmen kardeşlerim. Geleceğimizin bekası diyoruz. Geleceğimizi yapılandıracak çocuklarımız ve gençlerimiz için bir çaba içindeyiz. Gerek aileleri, gerek sosyal çevre, gerek resmi kurum ve kuruluşlar, gerekse sivil toplum kuruluşları bu anlamda bu sorumluluğu yüklenerek, taşın altına elini koyarak her birimiz kendi bulunduğumuz noktadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Okulu tamamlamak, başarıyı sağlamak tabii ki çocuklarımızın ve gençlerimizin görevi. Çocuklarımızda bunun kaygısı var. Anne babalarda da kaygısı var. Hepimizin görevi var bu anlamda. Bu açıdan baktığımızda görevi olmasa da görevi gibi sosyal sorumluluk adı altında kendini sorumlu hisseden çok değerli sosyal sorumluluğu fazlasıyla hisseden sivil toplum kuruluşları var. Ve Irak bölgedeki Türkmen çocuklarında, Türkmen ailelerinde çok değerli bu anlamda hizmetler veren, değerli gönüllerin bir araya gelerek oluşturduğu Türkmeneli Vakfı, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Merkezi Vakfı bu anlamdaki misyonu, görevi yerine getirmeye çalışıyor. Bu vakfın bünyesi altında Türkmeneli Vakfı Eğitim Kültür Merkezi Başkanı Sayın Hasan Zeynel bugünkü program konuğumuz. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Bizler de iyiyiz. Sizleri stüdyomuzda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederim. Tabii aynı mutluluğu ekranları başında olan Türkmen kardeşlerim, çocuklarımız, gençlerimiz, aileleri, Türkmeneli izleyicileri de, televizyon izleyicileri de hissediyordur zannediyorum. Evet, Sayın Zeynel, yoğun çalışma programınız arasında bizlere vakit ayırıp stüdyo konuğumuz olarak buradasınız. Biz sizi tanıyoruz, yaptığınız işleri biliyoruz ama sizi tanımayan, Türkmeneli Televizyonu'nu ilk defa açacak, izleyecek olan izleyicilerimiz için de onlara bir tanıtım olsun, bilenler için de bir hatırlama olsun. Hasan Zeynel kimdir, neler yapıyor? Bize kendinizle ilgili bilgi verir misiniz? Teşekkür ederim. Önce Türkmeneli Televizyonu ekibine buradan teşekkürlerimi sunarım. Bize bu fırsatı tanıdığı için. Ben 1963 Kerkük doğumluyum. İlkokul, ortaokul, liseyi Kerkük'te bitirdim. Yüksekokulu Amara ilinde, Irak'ın güneyinde bir il. Orada bitirdim. Ondan sonra 96'da okulu bitirdim. Askere gittim. Daha sonra Körfez Savaşı'nda askerdeydim. İran-Irak Savaşı, bir de Kuveyt Savaşı'nda. Daha sonra ordu terhis edildi 91'de. 91 senesinde ben Türkiye'ye geçtim. Erbil'den Türkiye'ye. Ondan sonra 93'te tekrar gönüllü öğretmen olarak Erbil'e geldim. Erbil'de Türkçe eğitim veren okullarımız, ilk okullarımız açılmıştı o dönemde, 93'te. Doğuş İlkokulu açılmıştı Erbil'de. İki sene sonra bu okulların sayısı 17'ye çıktı. Erbil, Kifri, Süleymaniye, bir de Duhok'ta toplam 17 okulumuz vardı. İki sene görev yaptım Erbil'de. 96 senesinde Saddam'ın tekrar Kuzey Irak'a girmesiyle birlikte eğitime ara verdik. Evet. Ben de Türkiye'ye geçtim. 1997'de Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilciliğinde göreve başladım. Eğitim sorumlusu olarak. Bu 98'e kadar sürdü. 2008'e kadar sürdü, pardon. 2009'da
2009'da kültür merkezine geçtim. Türkmeneli Eğitim ve Kültür Merkezi'ne geçtim. Başkan yardımcısı olarak çalıştım. Evet. 2009'dan sonra ayrıldım. Prefabrik, Deutsche Prefabrik şirketine geçtim. Orada da 2013'e kadar, 2013'te Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliğine geçtim. 2 sene orada çalıştım. Evet. 2016'da ayrıldım. Türk Kızılay'ına geçtim. 2 sene Türk Kızılay'ında çalıştım. Daha sonra Türk Kızılay'ından sonra kültür merkezine, şimdiki görevime geçtim. 18 Mart 2019. Kültür Merkezi'nin başkanlığı görevini evet, devraldınız. Devraldım. Bu taşın altına eğitimle ilgili görevleri üstlenmek konusunda vazifeye başladınız. Evet. Teşekkür ederiz bu Sağ açıklayıcı olun. Bilgilerden dolayı. Evet, Irak bölgedeki Türkmen kardeşlerimizin bulunduğu yerlerde Türkçe eğitim veren okullar var. Evet. Bölgede Türkçe eğitim ne zaman başladı? Bölgede iç örgün eğitim olarak Erbil'de başladı 1993'te. Evet. 2003'e kadar Saddam devrildikten sonra 2003'ten sonra güney bölgelerde Kerkük, diğer bölgelerde Tuz Hurmatu, Taze Hurmatu, bütün illerimizde, ilçelerimizde okullarımız açıldı. Evet. Bu okul... Musul, Erbil, Telafer. Evet. Evet. Bu bölgedeki eğitim destek verdiğiniz, konu olarak ele aldığınız yaş aralığı örgün eğitimde hangi profile destek veriyorsunuz? Anaokulundan başlayarak okul öncesi eğitim, ilkokul, evet. Ortaokul ve lise evet. seviyesinde. Okullarımız iki çeşittir orada, iki türdür. Evet. Bir esas okullarımız, derslerin tamamı, yani eğitimin dili Türkçe olan, derslerimizin tamamı Türkçe. Bir de şumul okullarımız var. Açıklar okullarımız mısınız? Esas okullarımızda müfredat, Irak Eğitim Bakanlığı'nın müfredatıdır. Ancak evet. o Arapçadan Türkçe'ye çevirisi yapılmış. Evet. Daha sonra bizim Fuzuli matbaasında basılıp öğrencilerimize dağıtılmıştır. Şurayı 2019'a kadar. Şurayı öğrenebilir miyim Sayın Zeynel? Irak Eğitim Bakanlığı'nın içeriğini hazırladığı Arapça ders kitaplarının Türkçe'ye çevrilmiş halini okuyor evet. çocuklarımız değil mi? Evet. Hani oraya müdahale etmek, içeriğe Türkçe ile ilgili, bizim Türk kimliği ile ilgili içeriğe müdahale etmek mümkün değil o halde. Öyle bir şansımız biz yok. Evet, Türkmen okulları şükür. Irak Eğitim Bakanlığı'nın okullarıdır. Yani evet. müfredat konusunda herhangi bir değişiklik yapma şansımız yok. Yok. Evet. Türkçe hariç. Türkçe ders kitabı Türkçe içeriği. Ders kitabı hariç. Evet. Onu biz burada kendimiz hazırlayıp bölgeye gönderiyoruz. Çünkü Türkçe, Türk dilinin, Türkçenin gramer yapısını verdiğimiz için evet. onun da o şekilde Bir de orada hazırlanmış olması gerekiyor. Irak Eğitim Bakanlığı'nda Türkçenin programı yok. Yok. Yani orada Türkçe ders olarak ders okutulmuyor. Okutulmuyor. Sadece evet. bizim okullarda. Evet. Şumul okullarımızda derslerin Türkçe hariç tamamı Arapça. Evet. Bir de bu arada bizim esas okullarımızda da Arapça dil olarak eğitim var. Bir de din dersi. Din dersi de Arapça eğitimimiz. Eğitiliyor. Yani bizim okullarımızda Arapçada hiçbir sıkıntı yok. Hem Türkçeyi hem de Arapçayı öğreniyor. Biliyorsunuz Irak'ın resmi dili Arapça. Arapça, evet. Arapça olduğu için bizim evet. öğrencilerimiz Arapçaya da hakim. Tabii bu şekilde açıkladığınıza göre bizim Türkmen çocuklarımızın bir bölümü de şumul okul olarak nitelendirdiğiniz evet. okullara gidiyor. Ama gönül istiyor evet. ki oraya giden çocuklarımızın Türkmen okullarını talep etmesi, tabii bizim ki. Okullarımızı talep etmesi ve Türkçe ana dillerini koruyarak, o kimliği koruyarak, Türk kimliğini koruyarak yetişmelerini sağlamak
Bu ara bir parantez açalım. Lütfen. Bu sene 2019-2020 eğitim öğretim yılında evet. 481 öğrenci Arap okulundan bizim okullara, Türkmen büyük bir okullarına başarı. geçti. Evet. Bu ilk defa böyle bir sayıda şey oldu. Artış var. Artış oldu. Her sene var ama bu sene 2019-2020 senesi eğitim öğretim yılında 481 öğrenci bizim evet. Türkmen eğitimine geçti. Evet, bunda zannediyorum Türkmeneli Eğitim Kültür Merkezi Başkanlığı'nın, yönetiminin, çalışanlarının çok değerli çabaları var, çok değerli destekleri var. Gönül istiyor ki ve ben umuyorum ki olacak, önümüzdeki yıllarda bu sayı daha artacak. Türkmen kardeşlerimizin İnşallah. Tamamı çocuklarımızı bölgedeki Türkmen okullarına göndereceklerdir. Tabii ki bizim burada bir ilave etmek istiyorum. Buyursunlar. Bizim tabii bizim çalışmamız ekip çalışmasıdır. Yani bir ayağı Ankara'da, diğer ayağı Kerkük, Türkmen elinde. Evet. Oradaki bizim sağ olsun eğitimciler, eğitim merkezi müdürü, il eğitim müdürlüğünde çalışan bizim arkadaşlar, buradan yani öğretmenlerimiz tamamı bir ekip halinde, tabii ki bir seferberlik içerisinde Türkçe eğitiminin bölgede yayılması için ellerinden gelen sağ olsunlar. Evet. Ellerinden gelen bütün çabaları harcıyorlar. Evet. Gıyaben de buradan o değerli çabalara, o değerli şahsiyetlere teşekkürlerimizi gönderelim. Bu çabamız bitmeyecek. Tabii İnşallah. Yaşantı içerisindeki her çaba, eğitimde de öyle, bir takım çalışması, bir ekip çalışması gerektiriyor. Bir de işte bir puzzle'ın tamamlayanı gibi öğretmenler olsun, idari yönetici arkadaşlarımız olsun, aileler, anne babalar olsun, sivil toplum kuruluşları, resmi kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, kuruluşları, bunların en iyi şekilde hayata geçiren ve temsilcisi olarak Irak Türkmeneli Kültür Eğitim Merkezi'ni biz görüyoruz, sahadasınız. Böyle bir takım çalışması gerektiriyor, ekip çalışması gerektiriyor. Birinin eksikliği, gerçi ekip de hemen kapatır ama olmazsa olmuyor. Evet, daha da iyi olacağını ben biliyorum, ümit ediyorum. İnşallah. Emekler boşa geçmeyecek. Sayın Başkanım, Türkmeneli Vakfı Eğitim ve Kültür Merkezi Başkanlığı ne zaman, ne amaçla kuruldu? Kültür Merkezi Başkanlığı 2001'de kuruldu. Evet. Amaç Türkmeneli bölgesinde ve diğer Irak bazı illerimizde de okullarımız var. Şumul okullarımız var. Evet. Bağdat gibi başkentte. Oradaki bütün Türkmenlere, Türkmen öğrencilerine, gençlerine lojistik destek sağlamaktır. Evet. Artı orada bizim dediğimiz gibi şey, Türkmeneli Eğitim Merkezi var orada. Evet. Üsame Kemali başkanlığında, Sayın Üsame Kemali yürütüyor. Türkmen Eğitim Genel Müdürlüğü var Bağdat'ta. Onun da başında Sayın Çetin Kölemen. Evet. Buradan onlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. İl Eğitim Başkanı, sevgiyle. İl Eğitim Müdürlüğü'nde, Kerk evet. İl Eğitim Müdürlüğü'nde sağ olsun Kemal Bayatlı var. Evet. Sevsen Hanım, Sevsen Ceddo. Dediğim gibi biz bir evet, ekip olarak. Ekip, takım olarak. Evet. A takımı önemli. Aynen. Çünkü yol haritasını belirleyeceksiniz ki sizin rehberliğinizde akış olabilsin. İnşallah. Evet, buradan da o değerleri, sevgili şahsiyetleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz arkadaşlarımızı. Sayın Başkan, size bağlı olarak çalışan kurumlar var mı? Bunlardan bahseder misiniz? Destekleyen ya da alt biriminizde olan bağlı. Alt birimlerimiz Türkmeneli bölgesinde, Kerkük'te, yine Türkmeneli Eğitim ve Kültür Kurumu var. Hı hı. Bizim alt birimimiz Sayın Üsame Kemali merkez müdürüdür, kurum müdürüdür. Ona bağlı olan bütün illerimizde Türkçe eğitim gören
bütün Türkmenil bölgesinde merkezlerimiz var. Evet. Onların tabii ki çok ciddi destekleri var bize. Evet. Dediğim gibi yani bu bir ekip işi. Hı hı. Bizim de üst kurum olarak bağlı olduğumuz kurum vakıftan biz desteğimizi alıyoruz. Türkmenili İşbirliği ve Kültür Vakfı'ndan. Türkmenlik İşbirliği ve Kültür Vakfı da buradaki bizim Türkmenlerden maddi ve manevi destek alarak bize bu evet. desteği sağlamaktadır. Evet, evet. Görünenler var, görünmeyenler var. Evet. Onların her birini saygıyla buradan teşekkürlerimizi gönderiyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz. Çok güzel bir şeye imza atıyorlar, katkı sağlıyorlar. İşte o çocukların, o gençlerin gelişimlerine ihtiyacı olan ailelere destek vermek büyük bir manevi destek, güç, maddi manevi onları da rahatlatıyordur mutlaka. Evet, tabii sizlerin görevlerinin hiç kolay olmadığını biz biliyoruz. Ben de bir çok sivil toplumun kuruluşunda görev yapan biri olarak normal şartlarda bu çalışmalar yapılabilir. Hemen sonuçlar alabilirsiniz, birçok şeye ulaşabilirsiniz. Ama Irak bölge düşünüldüğünde, oradaki Türkmen çocuklarımız, aileleri, gençlerimiz düşünüldüğünde işte bir savaş var, terör var, göç var ve birçok sıkıntıya rağmen bir şeyi yapılandırmanın mücadelesini, iyileştirmenin mücadelesini veriyorsunuz. Başladığınız dönemde okulların belki o patlamalardan, bombalardan, çatışmalardan yıkık dökük olması, bir takım eksikliklerinin, birçok eksiğinin olması, işte öğretmen arkadaşlarımız, öncelikle okullar için neler yapıldı? Sırasıyla çocuklarımız, öğretmen arkadaşlarımız, programlar için neler yapıldı ya da ilerleyen süreçte değineceğiz. Şimdi bizim Türkmenel bölgesindeki, Irak'taki birer yani Türkmen okulları Irak'taki Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Irak'ın içerisinde, Irak'ın olumsuz herhangi bir durumu meydana gelince tabii ki bizim okullar da etkileniyor. Mutlaka. Bu ister savaş nedeniyle etkilenen IŞİD terör örgütünün 2014'te Musul'a, Rumadiye, başka illere yani Irak'ın %20'sini ele geçirmişti. IŞİD'in olduğu yani denetlediği, hakim olduğu bölgelerde bizim okullarımız kapatıldı. Eğitim ara Musul, verildi değil mi? Ara verildi. Evet. Musul, Tel Afar gibi bizim çok yoğun Türkmenlerin yoğun olduğu ilçelerde, evet. illerde IŞİD'den dolayı ara verildi eğitime. 2016'da IŞİD terk ettikten sonra bölgeyi, daha doğrusu Irak ordusunun tabii çabasıyla bölgeyi terk ettikten sonra IŞİD okullarımız kullanılmaz durumdaydı, haldeydi. Musul, Tel Afar gibi diğer Diyale'de birçok okullara, Arap okullarına da, diğer Irak devletinin okullarına da, Eğitim Bakanlığı'nın okullarına da çok zarar verdiler. Bizim Türkmen okulları da ondan zarar gördü. Bunların onarım gibi işte sıra, tahta, her türlü ekipman donanım, desteği veriyoruz çeşir, donanım. Zat, bütün Türkmen elindeki gerek. Bütün okullarımıza araç gereç olsun. Kitapların hazırlanması ve basılması, dağıtılması, tüm bu eğitimle ilgili her türlü destekte bulunuyoruz biz. Evet. Dolayısıyla gerek oradaki çocuklarımızın, gençlerimizin, öğretmenlerimizin, Türkmen halkının yani Türkmenlerin
psikolojik anlamda da birçok desteğe ihtiyacı olmuştur. Çünkü evet, her an işte çocuk okuldayken ya ben okuldayım, evimde annem, babam, şu anda bir işte silahlı saldırı olabilir, bomba atılabilir. Aynı kaygılar anne ve babalar için, ebeveynler için var. Bizler için zaten burada bu kaygılar var ki sizler için bu anlamdaki bir çabanın içine girdiniz. O anlamda da zannediyorum destekleriniz var. Eğitim içinde bunlar yapılıyor. Öğretmen arkadaşlarımızın eğitimi konusunda, eğitim programları, müfredatları konusunda, ders araç gereçleri konusunda neler yapıldı, yapılıyor? Bizim Kerkük'te eğitim merkezimizde, Türkmen İl Eğitim, Eğitim ve Kültür Kurumu'nda daha doğrusu, merkezde 3 dersliğimiz var. 3 sınıf var. 35-40 kişi alıyor sınıflarımız. Bu sınıflarımızda sürekli öğretmenleri geliştirme mahiyetinde kurslar düzenlenmektedir. Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği bir hizmet benzeri eğitim kurslari gibi değil evet, mi? Evet, evet. Gerek hizmet kişisel içi, gelişim, evet, gerek mesleki evet, gelişim. Evet. Mesleki gelişim, branş öğretmenleriyle ilgili toplantılarımız, seminerlerimiz evet, ve kurslarımız, halen devam ediyor kurslarımız. Evet. Öğrencilerimize yönelik şeylerimiz var, kurslarımız var. Bu devam etmektedir yani. Evet. Bölgedeki Musul'dan bile, Telafer'den öğretmenler gelip orada kurs evet, görüyorlar. Daha da belki içeriği genişletilecek, daha da çoğaltılarak devam edecek inşallah. İnşallah. Evet, bugüne kadar bölgede eğitim içerikli, bölgesel veya uluslararası neler yapıldı, yapılıyor şu halde? Bizim ilk başladığımız bir dijital, Türkmeneli dijital ders kitabı projesi başlattık. Evet. Nisan ayında başlattık. Sağ olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı'nda eğitim teknolojileri bize bu konuda çok büyük bir desteği oldu. Ben bu çalışma için özellikle bir parantez açayım. Diğerlerine geçmeden sizi tebrik edeyim. Çünkü bugün dijital eğitim dünyayla dünyanın bizlerin vermeye çalıştığı içinde bulunduğumuz bir süreç. Evet. Dolayısıyla siz onu bu şekilde yakalayıp hayata geçirmek evet, takdire değer. Sağ olun. Bizim ilkokul birinci sınıf matematik fen bilgisi dijital ortamda kaydedildi. Evet. Flaşlarda, belleklere kaydederek bütün öğretmenlere, Türkmeneli bölgesindeki öğretmenlere hepsine dağıtıldı. Bu proje devam ediyor. Lise sona kadar devam edecek. Evet. Bütün kitaplarımızın dijital ortamda kaydı, sesli, görüntülü dijital ortamda kaydı yapılıyor. İnşallah bu projeyi sonuna kadar başarılı bir şekilde Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle tabii yapıp lise sona kadar bu kitapları bitireceğiz inşallah. Bizim bir de bu sene 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk defa Irak Türkmenlerine ait ders kitaplarını Irak Eğitim Bakanlığı tarafından basıldı bu sene. Harika. İlk defa oldu. 2003'ten 2019'a kadar bu bütün yükü bizim Türkmeneli merkezinin üzerindeydi. Evet. Orada bizim Fuzuli matbaamız var. Orada basıyorduk. Kendi imkanlarımızla. Ama çok şükür bu sene ilk defa Irak Türkmen cephesinde milletvekilimiz Sayın Hatice Hanım'ın desteğiyle eğitim Türkmeneli Eğitim Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Bağdat'tan bu kitap konusunu çözdük çok şükür. Evet. Bundan sonra da inşallah önümüzdeki yıllar Irak Eğitim Bakanlığı kitaplarımızı basıp kendi şeylerle eğitim süreçleriyle evet, başlatacaklar evet, ve kendi okullarında da bu Türkçe ders kitapları, Türkçe aynen, eğitimi verilecek. Evet, evet, evet. Buradan Sayın Hatice Hanım'a biz de tekrar teşekkür edelim. Saygıyla selamlayalım, sevgiyle selamlayalım. Allah bu çalışmaların, bu çalışmalarda emek verenlerin, sizlerin
yollarını açık eylesin. Harika bir şey yapıyoruz. Ben o yolların açık olacağına, olduğuna da inanıyorum. Niyetler samimi ve İnşallah. Halis, güzel. Evet, Sayın Başkanım, ben şimdi dijital dönüşümün sorularımdan biri de bu olacaktı. Gerçi bir nebze de olsun cevapladınız ama belki bir şeyler daha söylemek istersiniz. Dijital dönüşümün, dijital eğitimin yaşandığı bu süreçte çocukların bu eğitimlerle ilgili bir takım açıkları olduğuna inanıyorum. Ben de eğitimin içinden gelen, eğitimin içinde olan biri olarak. Bu açığı dijital hazırladığınız ders kitapları dediniz. O çözmeye yeterli mi? Neler yapabiliriz? Hani bu anlamda aileleri de bilgilendirmek falan, bu toplantılarla onu destekler nitelikte olması için bir çaba içine girilir mi, girilecek mi? Başka neler olabilir? Dijital kitap, ders kitapları gerçekten bizim Türkmen eğitimine çok büyük katkısı oldu. Evet. Bunun verilerini de aldık. Yani oradaki bizim ister öğretmenler tarafından, ister öğrenciler tarafından çok ciddi bir şeyle karşılandı. Katkısı bizim eğitime çok büyük oldu. Tabii eğitim uzun vadeli bir yatırımdır. Evet. Evet. Bunun semeresini, meyvesini inşallah 2-3 sene içerisinde almış oluruz. Bir de bir projemiz vardı. Burada Ankara, Bilkent'le Kerkük'te telekom konferansı, yani görüntülü sistem kurulacak. İnşallah o da bir iki ay içerisinde o da gerçekleşir. Bu ileriki dönemde düşündüğünüz projeler arasında mı? Onu da soracağım ben. Evet. İleri dönemde projeleriniz, eğitim için yapılacak projeler neler olacak? Başkaları da var zannediyorum. Evet. Onlarla birlikte bir Bilkent'le yapılan çalışma. İnşallah. Diğerleri? Diğerleri bizim kültür merkezi ile ilgili. Kültür merkezimizi biz daha önce Gazi Üniversitesi ile bir görüşmemiz oldu. Evet. TÖMER açma niyetimiz var. Gelecekte çok kısa süre içerisinde, iki ay içerisinde inşallah bu gerçekleşir. TÖMER'in açılması için eğitim merkezimizin STK, sivil toplum kuruluşları içerisinde kaydının yapılması şartı var Irak'ta. Evet. Onu sağladık. İnşallah iki hafta içerisinde resmi olarak faaliyete geçer bizim kurum. Kurumun da adı Fuzuli Eğitim ve Kültür Kurumu oldu. Evet. STK olarak, NGO olarak kaydı yapıldı Irak sisteminde. Bundan sonra inşallah kaydı yapıldı. Bundan sonra Gazi Üniversitesi'nin ile işbirliği yaparak Kerkük'te TÖMER TÖMER açılacak. Bir de TÖMER'den sonra YÖS, yabancılara yönelik YÖS kursu açılacak. Açabilir miyiz orayı? Evet. YÖS'ü açabilir miyiz acaba? Yabancılara yönelik öğretim kursları açılacak. Kursları. Evet. İnşallah o da çok kısa sürede, çok kısa süre içerisinde onu da gerçekleştirmiş oluruz. İnşallah, inşallah efendim. Temennimiz o olacak tabii. Sayın Başkanım, Türkiye'deki okullarda iller arası okullar, öğrenciler seçiliyor ve işte diyelim ki Mardin'deki bir okuldan öğrenci İstanbul'daki bir okulda öğrenci grubuyla dönüşümlü olarak İstanbul'a gidiyor. Bir hafta bir etkinlik onların eğitim ortamında bulunuyor. O havayı yaşıyor. İstanbul'da etkinlikler yapıyorlar tabii. Tarihi yerlere, müzelere gidiş geliş sağlanıyor. İstanbul'dan bir grup öğrenci Mardin'e gidiyor. Onların bulunduğu okulda eğitim ortamlarını görüyor. Bölgeyi tanıyor. Böyle bir etkileşim sağlanıyor. Acaba
Irak bölgedeki Türkmen okullarında da o çocuklarımızın o bölge içinde olabilir mi bilemiyorum. Hani can güvenliği açısından bunu sağlamak mümkün mü? Ama Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Eğitim Bakanlığı ile bir işbirliği yapılıp okullara buralara getirilip daha biraz o süreci uzun tutup burada etkinlik yapmaları, okulları görmeleri. İşte buradan bir grubun da yine oraya gitmesi sağlanabilir mi? Böyle girişimler olabilir mi acaba? Biz Nacizane. Resmi bayramlarda Türkiye'de 23 Nisan gibi çocuk bayramlarında tabii istediğimiz sayıda değil. Öyle bir imkanımız yok. İmkanlar ölçüsünde, imkanlar ölçüsünde öğrencilerimizi, çocuklarımızı getiriyoruz, katılıyorlar bu tür şeylere. Kursları biz genelde bölgede açmayı düşünüyoruz. Çok büyük bir sayıda öğrencimiz var orada. Bunların tamamını veya hatta öğretmenlerin veya tamamını buraya getirip burada kurs düzenlememiz çok zordur, külfetlidir. Onun için az sayıda öğretmenler zaten yaz tatilinde geliyorlar. Belli bir sayıda branş öğretmenleri, öğretmenleri geliştirmek için buradaki bizim üniversitelerin veya milli eğitimin kurslarına katılıyorlar. Evet, bu anlamda da çalışmalar var. Evet. Daha da büyük projelerle, daha bunun sınırlarını daha genişleterek umarız uluslararası da olur. Çünkü çocuklarımız artık sadece kendi ırkından, kendi milletinden çocuklarla eğitim görmeyecek ya da gençlerle eğitimde farklı milletlerden gruplar, çalışma hayatında olsun, sosyal hayatta olsun, sivil toplum kuruluşlarında olsun, böyle milletler arası insanların bir arada bulunduğu ortamlarda olacaklar. Dolayısıyla bizim çocuklarımız da Türk kimliği bilincinde örf, adet, anane, gelenek ve göreneklerimizi bu platformlarda dünya çocuklarıyla paylaşarak ben de varım, ben de bu duruşla varım diye desteklenebilmeli, oraya hazırlanabilmeli. Bu anlamda bunu çok önemsiyorum. Evet. Umarım bu boyutları daha da genişletiriz. Gerek öğrencilerimiz, eğitim gören öğrencilerimiz, görmeyenleri de inşallah farklı yaygın eğitim çabalarıyla hayat boyu öğrenme kapsamı içinde aileleriyle birlikte öğretmen arkadaşlarımızı da bu anlamdaki eğitim etkinliklerinden faydalanabiliriz, oraya hazırlayabiliriz. Sayın Başkanım, sizin elinize bir sihirli değnek verilecek olsa, ben bunu programıma katılan konuklarıma geleneksel bir şekilde sormayı arzu ediyorum, soracağım da. Öncelikle neye dokunmak isterdiniz, ne yapmak isterdiniz? Öncelikle eğitime dokunmak isterdim. Evet. Çünkü eğitimsiz bir toplum olamaz. Geleceği olamaz. Değil mi? Evet. Programımızın da adı o. Eğitim varsa gelecek var. Evet. Onun için eğitim bir toplumun gerçekten can damarıdır. Evet. Biz Irak Türkler olarak eğitime sahip çıkmazsak o bölgede varlığımızı sürdürme şansımız neredeyse sıfır. Evet. Yani eğitim bizim için olmazsa olmaz. Onun için ilk dokunacağım şey eğitim olurdu. Eğitim olurdu, evet. Teşekkür ediyoruz. Belki benim de almak istediğim cevap bu olabilir. Budur herhalde bir eğitimci olarak. Teşekkür ederim bu güzel tavır için. Tabii Irak bölgede Türkmen çocuklarımıza, gençlerimize, oradaki Türkmen kardeşlerimize rol model olarak bir duruşunuz var. Nedir? Şimdi siz Eğitim Kültür Merkezi Başkanı olarak takip edenler var, görenler var. Biz biliyoruz ki siz sahada da içinize de sinmiyor. Sahaya da bölgeye de sıklıkla gidiyorsunuz. Okullara, etkinliklere katılıyorsunuz. Oradaki arkadaşları yüreklendiriyorsunuz. Bunu biliyorum, yakinen biliyorum. Onlara rol modelsiniz. Bu tabii siz ve
ekip arkadaşlarınız ve diğerleri. Başkaları da olacak, olmalı da. İnşallah bunun arkası kesilmeyecek. Yapılanlar, bugüne kadar yapılmış olanlar, bugün yapılanlar ve bundan sonraki yapılacak olanlar için. Eğitim Kültür Merkezi Başkanı olarak çocuklarımızla, gençlerimize, ailelerine nasıl bir mesaj verirdiniz? Mesajınız ne olurdu? Buradan Türkmeneli bölgesindeki bütün Türkmenlere buradan nacizane bir mesajım olacak. Estağfurullah. Buyurun. Çocuklarını mutlaka Türkmen okullarına kayıt yaptırsınlar. Bizim okullarımız Türkmenler varsa bizim okullarımız var. Türkmenler buradan veliler eğer çocuklarını bizim okullara getirmezlerse, yani kayıtlarını yaptırmazlarsa, bu eğitim görmezlerse bizim orada tabii eğitimi sürdürmemiz imkansızdır. Evet. Onun için buradan yani bütün Türkmeneli'de bütün velilere, bütün gençlere istirhamım odur ki Türkmen eğitimine, Türkmen okullarına önem versinler. Evet. Çocuklarının kayıtlarını yaptırsınlar. İnşallah, inşallah gelecek bizimdir. İnşallah. İnşallah teşekkür ediyoruz. Diyorsunuz ki biz bir çabanın içindeyiz. Lütfen bu çabayı görün, duyun ve buralara taleplerde bulunun, gelin. Biz hep yanınızdayız. Değil mi başkanım? Allah evet. razı olsun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli katılımlarınızdan dolayı programımıza, açıklamalarınızdan, eğitimle ilgili yaptığınız açıklamalardan dolayı size çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu projelerinizden bahsettiğiniz projelerin sonuçlarını ya işte gidişatını ya da sonuçlarını almak üzere sizi daha birçok kez program konuğu olarak İnşallah. Ağırlamak isteyeceğiz. Onun için bu değerli çabalara, katkılara ben şahsım adına ve Türkmen kardeşlerimin adına bir Türk olarak teşekkür ediyorum. Çok takdir ediyorum. Tebrik ediyorum. Arkası teşekkür gelecektir ederim. Diyorum. Teşekkür evet, değerli Türkmeneli televizyonu izleyicileri, Türkmen kardeşlerim. Eğitim Varsa Gelecek Var programı sadece çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerinin, öğretmenlerinin, eğitim çalışanlarının, yöneticilerimizin, eğitimi yönetenlerin değil. Hepsi birlikte işte bu anlamda mekan, okul tasarımı yapacak olan mühendislerimizin, hepimizin, toplumun genelinin içinde bulunacağı bir program ve bir çabayı gerektiriyor. İşte biz bir eğitimle ilgili geleceğe yönelik bir ev inşa edecek olursak oradaki tuğlalar, temel taşları çok değerli Türkmeneli Vakfı Eğitim Kültür Merkezi olacaktır. Tuğlalarını da bizler oluşturacağız. O tuğlalara daha birçok katılımcılar da eklenecektir. Bugünkü programımız burada sona eriyor. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarken bir sonraki programda görüşünceye kadar bize ayrılan süre ve saatte bu ekranlarda sizleri bekliyor olacağız. Hoşça kalın efendim.